gençler. Bugün 17 Eylül 2019 Salı günü. Kop koyu bir muhabbet için sizlerle birlikteyiz. Biz burada kendi aramızda yayın öncesinde son derece sıcak efendim son derece samim bir sohbet ortamı içindeydik. <laughs> Şimdi sizlerle birlikte e, bugünün eğlence gündemini değerlendireceğiz. Haberlerimizi sizlerle paylaşacağız. Başlayalım mı? <laughs> Gençler buyurun buyursunlar efendim. Gül seni çok iyi görmüyorum bu arada onu ifade etmek istiyorum. Ee, dilersen seni bir çöten uğurlayayım ben. Teşekkür ederim. <laughs> Twitch.tv slash pixopat adresindesiniz biliyorsunuz artık tekrarlattırmayın bana lütfen rica edeceğim. Canlı yayınları buradan izleyebilirsiniz. Youtube'da youtube.com slash pixopat. iTunes ve Spotify'da pixopat ismiyle e, ne o şeyler e, podcastlar dinleyebilirsiniz. <laughs> ne da dinliyorsun baba. <laughs> yani dinliyorsun yolda efendim komüt <laughs> ne o. E, bak komüt dedi ay ne kadar Amerikancı ne kadar İngiliz uşağı kuş köpeği. Komüt dedi. Yok canım o sıkıntı değil. Az evvel objeye oje demiştin. Evet, sorun değil objeye yani. oje demiş bir insanım. Teşekkür ederim. ederim. Ee, hani... Toplu taşımada, Hı -hı. uçakta olabilir efendim. Yolda yürürken, spor yaparken, koşarken. Gıda. neydi? Neydi o Yattım, ya? uzandım mesela. Görsel bir şey izleyecek durumum yok. Gözlerimi kapamışım. Dinliyorum mesela. iTunes ve Spotify üzerinden. Podcast. Podcast'ın Türkçesi nedir? Hiç fikrim yok. Hiçbir fikrin yok tabii. Senin var mı? Yok hayır tamam. podcast olarak da dinleyebilirsiniz arkadaşlar teşekkür ediyorum sizlere ne yapacağız efendim eğlence gündemini değerlendireceğiz haberlerimiz var sizler için seçtiğimiz buyurun ilk de başlayalım hakikaten tebrik ediyorum. Benim mi onu mu? Şimdi bu haberi neden tebrik ediyorum onu söyleyeyim ilk önce senin de ifade ettiğin gibi bu haber CNN'de çıktı baya breaking news falan yani dünya çapında bir olay Twitter'da çünkü. bayağı böyle CNN yazıyordu. Breaking News yazıyor muydu? Breaking News'da çıkmak normal durabildi. CNN. Tamam, okay. evet, normal CNN haberlerinde çıktı yani. Bu da yeterli. Sizlerle paylaşmak isterim. Çok önemli bir hadise gerçekten. Buyurun. Ash Ketchum nihayet bir Pokemon liginin şampiyon olmuş. İzik. <laughs> o zaman arkadaşlar hep beraber eşi kutlamaya davet ediyorum sizleri. Gerçekten büyük başarı. 20 yıl sonra sanıyorum. Sanırım 97'de baş. Yani burada eş aslında bize şunu söylemeye çalışıyor. Ney söylemeye çalışıyor? Önemli olan yer, önemli olan şey Hı. ulaşılacak nokta değil yolculuk. Mudur. Hakikaten önemli öyledir. olan yolculukmuş. Yer bir yolculuk. dolarlar yani. O şu şekilde. Ama düşünsene, kazansaydı, her sezon kazansaydı. Hı. Tadı olur muydu bu işin? Bilmiyorum olur muydu. Gençlerimiz, çocuklarımız o zaman kaybetmenin aslında ders çıkarılacak bir şey olduğunu. Arkadaş 20 yılda kaybedilmez be. Bir de düşün yani hep aynı yaştasın. Düşünebiliyor musun? Kaybediyorsun 20 bak. 20 yıldır hala çocuk mu diyor Burak Bayır'a? Kaybetmeye devam ediyorsun 20 yıl boyunca ve aynı yaştasın. Düşünebiliyor musun? İşte aynı ya çıkamıyorsun ki işte. O Groundhog Day gibi yani. Ay. Bak 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 for yapıyor. Bak 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 bak. Ben, bak, ben, bak. Ben, ben, ben. <laughs> Neyse nihayet kazanmış? Arada böyle ufak ligler falan kazanmışlığı varmış galiba arkadaşın Evet ama evet varmış. İlk defa büyük lig kazanmış evet. kendisi. Hayırlı olsun. 22 yıl. 22 yıl sonra. 22 yıl sonra Bu efendim gelen çok bir önemli. kupa. ...değerler, çok önemli dersler çıkar. Peki ]ken. hocam bu başarıyı neye bağlayacağız yani? Yani Azim, nasıl tekrarlarız bu başarıyı? 22 yıllık azimli çalışma. <laughs> bu başarıyı nasıl tekrarlarız? Tesadüf, tesadüfi bir başarım bu yani. Tekrarlanabilir bir başarım bu. Ne düşünüyorsun hocam bu konuda? Eşin başarısı konusunda. Şimdi Gürkan'cığım, ıı, eş kardeşimiz tabii... ...bu camianın içinden bir kardeşimiz. <laughs> ben eş kardeş eşi, ne ya? Eş, eş başkan kardeş. gibi. <laughs> evet ya eş kardeş... <laughs> Eşkeçim kardeşimiz Eşkeçim o zaman. Canım Yanlış evet, Eşkeçim adından da anlaşılıyor. Bir İbrahim tatlı ses gibi bir şey yani. Nasıl ya? Keçim. hani <laughs> soyadında bir şey var yani. Veya Müslüm Gürses olabilir. Mesela. Eşkeçim. Evet. Çocuk doğuştan yani vazifeyle gelmiş. Ya da sahne adı. <laughs> olabilir peki. Ya yani esasında eş Nakamoto adı ama eşkeçim olarak kendisi sahnelerimizde yer alıyor. Matri demiş bak eş kardeşimiz sevdiğimiz bir kardeşimiz de adabı giyinmeyi iyi bilirdi. Değil mi? Değil mi efendi, Çırcık, Allah efendi bir çocuk Allah için öyle bir tarafı var yani iyi aile eğitimi almış iyi aile terbiyesi görmüş. Peki bu yayınlandı mı abi ben onu sorayım izleyen var mı? Mesela 20 yıldır 22 yıldır ben efendim eş ne o animeyi izliyorum diyen var mı aramızda? Abi bir de şöyle var birkaç farklı anime var mesela bu tamam. olayın gerçekleştiği anime Hı. Pokemon Sun and Moon ve bunun 139. bölümünde gerçekleşmiş. Hı. Peki. Var mı izleyen? Japonya'da yayınlanmış öyle, bu arada. Okay. Yani Karest, biz, ben izledim diyor. Hı, biz küçükken izlerdik. Bak küçükken düşün yani. Küçük, çok küçük değildik. Lisedeydik Gürkan. Lise sonunda falandınız siz. Evet. Ben liseyi bitirmiştim Pokemon bizde oynarken. Sanıyorum. Evet. Liseyi bitiriyordum en Netflix'te azından. Netflix'te varmış sanırım bu arada. Var. Gördüm. Baştan biz giriyorduk hani böyle bir şey yapacaktık. Bincileyecektik Pokemon'u. Ne oldu o iş? Bir bölüm izledik. Bir i̇ki bölüm izledik. Kaldı. Kaldı öyle. Yani dedim sağ ol bu yaştan sonra geçim ol, yani geçme ol. bir popüler kültür hadisesinden de efendim uzakta olayım ne fark eder diye düşündüm zamanında izlemiştik işte 5 bölüm 10 bölüm 20 bölüm ben bir bölüm. De öyle arada rastladıkça izliyordum onları yani. izliyorduk vallahi. ama şöyle söyleyeyim içim bir cız etmedi değil yani Bir ya, kazandı şöyle, diye. evet yani şöyle görmek yani gözlerim yaşardı diyorsun vallahi bak sen çocuk ne kadar mutlu olmuş ya ne kadar mutlu olmuş. Ne kadar ne kadar başarı. Peki bir şey soracağım. Sor. Bak şimdi çok kilit bir şeyle geliyorum. Dinliyorum seni. Çok kilit bir şeyle geliyorum. Abi bugün Pokemon'u kitlelere sorsan, tamam mı? Pokemon diye bir şey var. Bana Pokemon'un bak Pokemon'un resmini çizebilir misin desen? Sana ne resmi çizerler? Ya Poke Top çizerler ya Pikachu çizerler Poke Top çizerler mi yani? Lütfen araştırma yapmak istiyorum Pokemon desek ne çizersiniz abi Onu bana bir söyler misiniz ya 100 kişi arasında araştırma yapıldı <laughs> 5'i ne dedi Lütfen <laughs> Abi 100 kişinin 90'ı Pikachu çizer ya Braveheart top dedi Ya abi. Gagamush Taso çizeriz dedi <laughs> sen geldi istediğin cevap geldi canım Pikachu geldi, geldi. Abi, Yasin da Demir Balbazar Sen Poke top dedin diye yönlendirdin insanları Togepi vardı evet ben Togepi'yi çok evet. seviyordum İnsanlar işte don't efendim böyle don't anket don't yaparken soruya cevap böyle yönlendirilme yapılmaz. Lütfen. Abi peki burada Pikachu niye burada kenara atılmış vaziyette? Şuraya bak. Evet abi eşle Pikachu birbirinin ayrılmaz bir ekip yani He. bu hiç hoş bir haber olmamış. Bu nasıl bir framing? Sana. Bu nasıl bir sinematografi? Korkunç. Eş mi kazandı onu? Tek başına mı kazandı eş? Var mıydı Bunun acaba? Pikachu'nun rolü yıllık, var mıydı? 22 yıllık yolculuğunda Pikachu sürekli yanında değil miydi? Tek lütfen, yaptı lütfen, bunları. lütfen bizi bir Pikachu seslendirmesiyle uğurlar mısın? Nasıl yapıyordum yalnız bir ses versen bana. Biga, biga, <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederiz. Daha iyi yapabileceğine inanıyorum. Biga, öyle, öyle yapıyordun ya. Biga, be. tebrik ediyorum, teşekkür Te ediyorum. Ben teşekkür bir ederim. Bir kez daha yayınımızda efendim, e, emeği geçen herkes adına sana teşekkür etmek istiyorum Gülçüm, Pika sesin e, nedeniyle. Pikachu'nun rolü vardı finalde ya diyor ekstere. İşte onu soruyorum yani. Herhalde artık bir rolü vardır yani. Pes artık. Bu bölüm baya şeymiş ya ben okudum da e, Avengers falan gibi diyor yazıda da yani şu anlamda Avengers gibi. Herkes bir araya geldiği bir bölüm olmuş. Profesör Ok falan varmış yani hmm. bu arada. E peki buradan nereye gidecek abi onu sorayım. <laughs> Kaldım ama. <gülüyor> e, <gülüyor> ha ne olacak yani? Dükkan'cığım yeni kupalar, yeni... yeni maceralar, yeni Pokemon'lar. Şey yani şey diye duydum internette baya yeni başroller falan olabilir, olabilir diye. aslında artık eşeğe emekli eşi edebiliriz yani. Cence. Mesela ben eşi hakikaten e, bu Harry Potter gibi çünkü mesela bir Harry Potter izliyorsam en ilgimi çeken şey mesela seri bittiğinde hmm. sahte efendim pudrayla e, beyazlatılmış saçları <laughs> <Yanında> çoluk çocuğa <laughs> karışmış ton ton hafif <laughs> göbek yapılmış, göbek yapılmış e, Black Mirror izleyen aile babası. <laughs> olarak görmek istiyorum yani ben. Ee, o çünkü ilgimi çekiyor Harry Potter deyince. Ben eşi de öyle görmek istiyorum. O şekilde Değil mi? Çoluk, görmek istiyorum. Çocuk katılıyorum sana. Efendim. Hatta e... Pikachu'yu da öyle görmek istiyorum. Pikachu'nun niye yavruları olmuyor? <laughs> Bak İlkay diyor ki eşi Türkiye'de görmek istiyorsanız Aynen. Bayağı Bodrum'a gelmiş abi. Havalimanından işte e, sayfaya yerine giderken e, kazık yiyor mesela takside işte. Ha, 700 okay, lira doğru. falan para veriyor mesela eş. Düşün. Ondan sonra. Ben bu şekilde görmek istiyorum. Lütfen. Ben tenzih ediyorum tabii. Ee, çok saygı değer efendim taksici e, büyüklerimizi, arkadaşlarımızı, ahbaplarımızı tenzih etmek istiyorum. Çok e, namusuyla bu iş. Evet. Yalnız bir Pokemon yorumcusu olarak aramızda şu anda bulunan ekstralik diyor ki ama leş bir sezonda. Eş hiç hak etmedi kazanmayı. Geçen sezon <laughs> eş çok daha başarılıydı. Peki. Peki. Kazanımların hak edildiğinde geldiğini kim söylemiş? Ama bu bir anlamda örnek olan ya örnek abi CNN'e haber olmuş şey geç. eş toplumumuza mal olmuş bir karakter rica ederim. Doğru söylüyorsun. Gerçekten öyle bir tarafı var yani. Ya tabii ki e, bir şey doğru yapmışsındır da kazanıyorsundur. Hayat böyle bir şey Gülcüm. Bir şey doğru yapmışsın ki sonuçta bir başarı sağlıyorsun elbette. Ama bazen şans yanında olabilir. Bazen efendim e, daha önce çok iyi yaptığın bir şeyde başarısı olmuşken bazen taşlar yerine oturur. Olur tabii canım. Ve Elbette e, şansın da yardımıyla. Ee, ...başarılı olursun... ...olabilir bu tip şeyler olabilir... ...sizleri şiddet listesinden bir replikle uğurlamak istiyorum. <laughs> ...grof bakışı attı bana ya. Yani. ...onu düşünerek atmamıştım... ...düşün yani doğal olmuştur o yüzden... <laughs> ee, ...ne diyordu... ...daha önce olmayan bir şey var artık... ...efendim diye... Ee, ...sevgili efendim... ...karısı da diyordu ki şans mı... ...o da diyordu ki savaş... savaş. Teşekkür ederim. Bir sonraki geçebilir miyiz? Yani Pokemon haberi nasıl çok, Ben de bitirdim? merak ettim. Yani hakikaten aklına nasıl geldi onu çok merak <laughs> ettim ama neyse. Hiçbir fikrim yok. Ya şöyle son noktayı öyle koyayım o zaman. Pokemon ana yani birinci Pokemon ligini kazanmış anladığım kadarıyla. E şimdi bu çocuk zirveyi gördü. Hakikaten yeni isimleri artık. E, evet, öyle diyorsun da yani bir raki gerçeği var. Adam kaç tane film yaptı aldı da aldı bütün her şeyi kemerler memerler. Olur bak şimdi. Program bir saat uzayacak. Sen Rocky Balboa'da çocuğuna yaptığı konuşmayı hatırlamıyor Hatırlıyorum musun? Hatırlıyorum ya. Giyik olsun diye. Hayat zaten. her zaman bir savaş. Hayat her zaman bir mücadele. Bugün kazanırsın. Yarın yine kazanman gerekir. Hayat mücadelelerle dolu. Ya şu de şunu de söylediğin zaman bile gözüm doldu öyle söyleyeyim ya. sana. Gene fena oldum. Ya. Hayat ne kadar sert vurduğunla değil. Ne kadar efendim sana ayakta sert kalabildim. vurulduğunda <laughs> ayakta kalabildin. Veya yerden sekip hangi güçle, hangi kuvvetle ayağa kalktığınla ilgilenir. Why do we fall Bruce? Gibi. Teşekkür ederim. Buyurun şimdi günün en kontroversiyel <laughs> kontroversiyel. Evet bu kelimeyi kullandım. En tartışma yaratacak haberine geldik arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlıyoruz o zaman. Son derece objektif, objektif bir objektif oje, bir şekilde haberi sunmak istiyorum. Ee, lütfen bana müsaade edin. Haberimiz şu. Ee, kim yapmış bu araştırmayı? Kim bu? araştırma mı araştırma diyeceğim kendileri yapmışlar işte. Guardian mı? Guardian. Araştırma diyor. <laughs> araştırma. Diyor. <laughs> ee, 21. yüzyılın en iyi 100 televizyon şovu. Biz dizi olarak adlandırıyoruz tabii bunu. Dizi, televizyon dizisi. En iyi 100 televizyon dizisini Guardian sıralamış. Bakalım bu listede neler var mı? Ben ıı, öncelikle şu? bu şeyi görünce şuradaki ablanın verdiği ifadeyi verdim yani. Evet. Enteresan. Evet, Bence bilinçli seçilmiş zaten. Muhtemelen. Son derece troll bir haberle karşı karşıyayız. Veya troll bir haber de denmez buna ne denir? Troll bir. Bence burada şey yapmak istemişler ya bu kolajda yukarıdaki. Evet. Hani beğenmeyen de olabilir. Şu bakış at atacak olan da olabilir. Ama biz böyle düşünüyoruz. Hmm. Vallahi Valla biz haberi veya işte neyse bu artık efendim metni paylaşalım. Herkes kendi kararını kendi versin. Katılmıyorum ama olsun. Yüzden doğru gidiyor. Ben şimdi 100'den doğru sayayım mı bayağı aşağı doğru? Hmm. 100. I'm a celebrity. Get me out of here. 99. Life ben on bitmez. Mars. The Mighty Bush. The Shadow Line. Broad City. The Trip. Skins. Vardı bu arada. RuPaul's Drag Race. Garth Marenghi's Dark Place. Silicon Valley. 24. Sen seversin. Bir şey Jet söylemek power. istiyor musun? Hmm? Bir şey söylemek ister misin? İlk Eşekler gibi bilmiyorum. izliyorum bunu. O, oh, evet bayağı izlemiştim. Son <laughs> sezonlarını izlemedim. İlk 2 ya da üç sezonu izledim. <laughs> Evde bayağı eşekleri düşündüm. 24 <laughs> izliyorlar. <Düşünsene. gülüyor> Eşeklerle beraber izliyoruz böyle. <laughs> The Bu arada ailemle izliyordum tamam mı? Sen benim ailemle <gülüyor> 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 Güzel başarılı. Tebrik ediyorum. Ee, iyi i̇yi bir çalışma oldu. Justified. The Leftovers. Nerede? Kim? İrem miydi? <laughs> Leftovers. İzlemediniz bir kere bilmem <laughs> ne. laf etmeyin. Tamam. 87. <laughs> olmuş dizinin nesini izleyeyim? <laughs> Ama şimdi 87. Instagram müşterileri bayılıyor ama. Ha? O tamamen şey kaynaklı o. Farklı olanı beğeneyim de ee, şey prim kasayım ne şeyli o yani. Mesela mi? Mindhunter var mı burada? Yok. Yok işte Mindhunter çok farklı. Mindhunter. My, az evvel bak fotoğrafını çekmiştim. Bunlara. tamam, okuma Allah var. aşkına okuyacağım hepsini? Sonra, Fresh meat. Hızlı hızlı okuyorum. Google box. Google Box özür diliyorum Looking Buffy the Vampire Slayer 83 Doğru popüler kültürde Kesinlikle, yeri olmuş bir yeri bir düze. olmuş dizi. Ona itiraz ettim <laughs> <yapayım. gülüyor> Bir yeri olmuş ama ne yeri olmuş bir yeri. Strictly Come Dancing Gavin and Stacey Weep Weep Buyurun mesela gene Half and Catch Fire Freaks and Geeks The Shield Buyurun The Shield <laughs> A Very English Scandal Yeah Pardon, Garden İngiliz eh? gazetesi. English gazetesi. English tabii English. <laughs> Coins'lerimi nerede değerlendirebilirim gül? <laughs> <laughs> It's always sunny in Philadelphia. Yeah. The inbetweeners spiral, planet Earth, lost. Buyurun. X Files yok galiba, girmiş. Istedim. Ne yok? X Files. Hadi canım. Bilmiyorum. Ona bakmadım 2000 X Files. Değil miydi ya? Doğru. Sustum. Buyurun. Ama lost. 2000 nerede devam etti? Olabilir. İyi, beni ilgilendirme. 2000 nerede başlaması lazım? 21. yüzyıl. Lost. Shameless. The Good Place. Band of Brothers 68'den listeye girmiş. Şey gibi hissettim kendim bir an. Listeleri vardı. <laughs> neydi rock saat? Ne, neydi o programın ne ismi? Öyle bir ben program bir vardı. Bir <laughs> vardı öyle. Oregon. Inside Number 9. Flight of the Conchords. Six Feet Under. Giriş. Evet bizim şeyde sevilen. Show Me a Hero. Peki. Efendim Succession, State of Play, Sherlock. Sherlock Sherlock'u Sherlock mesela girmiş. dizi diyebilir miyiz? Sherlock'u dizi diyebilir miyiz? Benedict Cumberbatch'i insan diyebilir miyiz? O da bence imakul bir soru. Niye dizi diyemiyoruz abi? abi Devam eder. Seriyel bir durum var. Hani mini dizi de diyebiliriz seri. o zaman. Yani Sherlock'un bu serisi <laughs> mı? Seri yani. Burada Şer bir şey Sherlock bu serisine diyebilirsin çünkü bir sürü TV uyarlaması vardır. Kesin. Teşekkür ederim Rica bizi attığın için. Sherlock Holmes'un defa eden, televizyon ve sinemaya uyarlanan bir IP olduğunu bilmiyordum. Şu anda şu dakika itibariyle saat kaç? 11.47 öğrenmiştim. Elimin tersinde olduğunu hatırlatmak durumundayım. Orange is the New Black, Sex and the City ne diyeceksin? Bayağı izlerdim bir dönem. Bayağı, Bayağı hatta e, hayatta bana rehber oldu falan dediğini hatırlıyorum yani. Sex and the City. <laughs> <laughs> sanki, sanki öyle bir şey kalmış aklımda bilemiyorum ama The Jinx, Utopia, Parks and Recreation, Black Books, efendim gidiyoruz böyle gidiyoruz arkadaşlar bakın. Geldi. Herkes içinden tutsun şimdi benim beğendiğim dizi niye yok burada bilmem nereye. The Good Fight, Patrick Melrose, Downtown Abbey, Insecure, Better Call Saul, Kurşun'dan 48. girdi. 48 aklınıza tutun. Ve bir fotoğraf daha kullanılmamış. Hiç Peki. kullanmış Nathan Barley Doctor Who, The Bridge, The Crown, girmiş, 44'ten girmiş The Americans, 43'ten girmiş. South Park, 42. Friday Night Lights, The Power of Nightmares, The Good Wife, Detectivists. Gülcan listenin <gülüyor> <katılacak>. <gülüyor> Brass Eye, Paddington, The Great British Bake Off. Gidiyoruz bakın İngilizlerden gidiyoruz. This is England. Ben de öyle de düşünüyorum ben de öyle mi? düşünüyorum. Katastrofi. Big Brother. The Office. Ama U.S. Amerikan version. Evet Amerikan versiyonu. 32'den girmiş. Blue Planet. Ve şöyle bir görsel kullanılmış. Ayıp. <gülüyor> 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 Belki onlar bir şeyler. bu da ne yapıyorlar sence? Şarkı i̇şte, söylüyorlar işte, bence. Şarkı söylüyorlar. Hı -hı. Ben plankton alışverişinde bulunmaları diye öyle düşünüyorum. Bir, daha muhtemel. Peki geçiyorum. <laughs> Devam etsem daha iyi olacak diye düşünüyorum. Sanırım öyle olacak. Ee, Killing Eve. Spaced the Killing. Transparent Red Riding Trilogy. The Handmaid's Tale. 25'ten girmiş. Buyurun tebrik ediyoruz. The Daily Show with Jon Stewart. Black Mirror 23'te. Efendim e, tebrik ediyoruz Black Mirror'ı. 23. E, 23. sıradan girmiş. Black Mirror'la ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Dur senin daha yaşın o kadar yani, olmadı. Hı? Twin Peaks The Return. Twin Peaks The, The Return. Return. Biz bunu izlemedik. Hayır. Hiç. Nasıl oldu acaba? Merak ediyordum. Unutmuştum bak biliyor musun? Ben de unutmuştum. Böyle bir şeyin yapıldığını unutmuştum. Peki. Arrested Development. O.J. Made in America. Olabilir. 20. sıradan girmiş. Beğendim. Keyif aldım bir diziydi. Ken Burns The Vietnam War. Girls. Deadwood. Night in Night. 16. sıradan gelmiş. The West Wing. 15. sıradan gelmiş. 2.99'da başlamış. Ne diyeceğiz şimdi o zaman? x yok. 99 Ma abi. <laughs> x neyle ne arasın? Onu bir bakayım Curb mi? Your Enthusiasm. 2000'den sonra gelmiş. Enthusiasm. Hiç. Line of Duty. Third Rock. Happy Valley. Atlanta. 10. sıraya geldik. Son efendim ee, 9. Peep Show. Fleabag. Senin abla burada bak Fleabag'de. Hmm. Game of Thrones 7. sıradan girmiş. 90, 93 2018 Doxon. diyorum. 90. 6 The Office UK version. Peki İngiliz versiyonu. Breaking Bad 5'ten girmiş gençler. Breaking Bad 5'ten girmiş. 4 The Thick of It. 2005-2012 arasındaymış. 4. sırada. 3 Mad Men. 2 The Wire. Çok çövülen. Bizim hala izleyemediğimiz. 1 The Sopranos. Sopranos 1. sırada. Evet gençler. Hemen görüşleri alayım. Youtube'da izleyenler yorumlarınızı yazınız. Şimdi sen oradan efendim e, aklına tutamadığın için e, fotoğrafını çektiğin dizileri bizimle paylaşacaksın diye tahmin ediyorum. Evet. Hadi bakayım dökülün gençler. Ne diyorsunuz? Sevgili XyalaWoof demişti ki şunların hiçbiri yok. Hı. Westworld, Hı. True Detective, Sons of Anarchy, Billions, House of Cards, Mindhunter, Suits, Rome ve House. Alabilir miyim? Şey Ayrıca Boardwalk Empire'da ben Boardwalk Empire'da yok. Demek ki bunlar çok başarılı olarak addedilmemiş. Yani ilk yüze bile girememişler yani. Bir, bir Black Mirror değil tabii yani doğru haklı. Peki ee... direkt İngiliz ya? Direkt Tam İngiliz okay, başka direkt... bir halt baştan atsam çok özür dilerim bir cümle kurabilir miyim? Baştan baktım Boardwalk falan yok gör... göremeyince dedim ki acaba yani belli kanallar mı var? Ha. Netflix yani. World Netflix dizisi değil de Netflix falan almıyorlar mı ne bileyim işte Mindhunter yok falan. Sonra baktım hayır yani var. Yani Black Mirror'ı gördüm sonra. Hı. Hmm. Buyurun özür dilerim. Bir şey diyecektim ne diyecektim onu Bir <laughs> <laughs> şunu diyeceğim. Guardian kendi listesini yapmış sonuçta. Evet. Kendi listesi abi kimse de, de, demiyor ki gayet objektif bir şekilde ben bunu <laughs> e, şey yaptım ettim. <laughs> E, gayet e, efendim e, nesnel bir şekilde ben bu listeyi hazırladım demiyor ki öznel bir şekilde bu listeyi hazırladım diyor. Guardian listesi yani Guardian'ın yüzü bu. Hatta ne diyor Guardian? O Guardian'a saygı duymuyorum. Öyle diyor hatta bak iki, e, en iyi 21. yüzyıl, 21. yüzyıl Aha. dizileri diyor. Peki biz neden böyle bir şey yapmıyoruz? Pixopat için en iyi 20 21. yüzyıl dizileri Yapalım. listesi. İlk 100. Yapalım. İlk 100 yani 300-400 gidebilir sonuçta. Senin orada yaptığın listede belki buradan bir şeyler olmayacak. Anlatabildim mi acaba? Anlıyorum. Derdim. İfade edebildim mi? Elbette. Hı? Muhakkak elbette. Herkesin izlediği ve izlemediği diziler var da. Yüz tane dizi çıkarabilir miyiz? Sen ben ikimiz mi? İkimiz çıkaramayız. İkimiz çıkaramayız. Ben 10 on, on, on yaparım ben yani. Evet. 10 yaparım. Almam abi listeyi. Niye alayım ya? Yüz yapacağım diye şey mi tam, tamamlayacağım? Yani. Aynen öyle. Dizimi oradan Ha Burada seç, mesela seçeceğim. olmayan kesin içinde olacak olan Boardwalk var. Hı. Mindhunter var. Sen izledin beğendin diye oraya Boardwalk'u koy abi işte. Yanlısın şeysin gayet yani taraflı bakıyorsun olaya. Oğlum kendi listemi yapıyorum tabii ki taraflı bakacağım kimin yani kendi Hayır, yaptığım listeden şey. bahsediyorum Kesinlikle şu olmaz. anda. Öyle bir şey var ya baskı var ya onun hastasıyım ya eleştirmen mesela bir şey eleştiriyor falan yorum geliyor oraya. O senin görüşün. O senin görüşün. <laughs> evet. evet. Pardon yani biz nasıl bir anlaşma yapmıştık karşı onu anlayamadım yani elbette benim görüşüm yani eleştirmenler istiyoruz ki çok objektif yani çok efendim bir şey e, ne o nesnel yaklaşsın olaya yok öyle bir dünyaya kendi listen ama son, son derece öznel bir liste olmasını istiyor yani herkesin beğendiğini koyacaksın o listeye. <laughs> neyse biz öyle bir şey yaparız belki bir ara veya yapmayız. Çok anlamsız geldi şu anda. <laughs> Kararsız ama. <laughs> The Guardian'ın oluşturduğu 21. yüzyılın en iyi 100 filmi listesinde birinci sırayı Derby ve Blood'a vermiş diyor Jahberk. The Guardian film listesi film mi? Film listesi de varmış. Bir bakalım. Efendim Guardian. 21. yüzyılın en hmm. iyi filmi. Ee, ya fark birinci sıraya neyi koyardım bilmiyorum. Aslında o tip durumlarda hani ilk 10 sırasız ilk 10 falan yapmak daha rahat herhalde. Sırasız 10. Evet. Güzel enteresan 5, oldu. 3 Bana saydırmayın şimdi abi bu şeyleri. Yüzden geriye doğru. İlk ona bakalım işte. Orada bir gladyatör gördüm evet. geçerken. Yani şöyle, ...şimdi neye göre yaptıklarını bilmiyorum. Bence bu tip listelerde şey e, önemli. 94 fena değil. Bu tip listelerde bence e, neye göre listeyi oluşturduğunu söylemen de önemli. Kriterler önemli. Yani popüler kültüre veya efendim işte e, etkisi veya işte tırnak içinde influence ne kadar yani etkisi oldu. Mesela Buffy the Vampire Slayer öyle bir dizi. Tamam öyle bir dizi. Yani okey. Band of Brothers'da belki öyle bir dizi diyebiliriz şu açıdan. Ki Band of Brothers'ı mini dizi bile diyebiliriz. Ya neyse. Yani büyük prodüksiyonlu bir televizyon işi. <laughs> büyük isimlerin olduğu, tanınan oyuncuların olduğu. Peki bir şey, şey soracağım. En iyi diyor bak. Best diyor ama. Best O de, zaman evet. ben sana şöyle geleceğim. Gene ortalığı karıştıracak bir ifadeyle e, aranızda Her yer almak gibi. istiyorum. E, the Godfather seri 21. olarak da diyebiliriz 1 ve 2 olarak. Da. Ne efendim? 21. yüzyıl. 21. yüzyıl. Yok ben ha, başka okay, bir tartışma pardon. yaratmak istiyorum. <laughs> tartışma ortamı oluşturmak istiyorum. Baba 1 2. Hadi 3'ü sayma diyelim. Hmm, sayma. Onu da sayabilirsiniz isterseniz. Baba 1 2. Baya efendim eee işte etki bırakmış, iz bırakmış. Bir film serisi değil mi evet. bu? Sonuçta. Okey harika benzer bir etki bırakmış film serisi dediğimiz zaman ne gelebilir mesela? Çok şeyli bir soru bu. Neyle bir soru? Diyorsun. Mesela Avengers diyelim. Yani geçen de konuşmuştuk ya. Şimdi Star o Star Wars da diyebiliriz. Star Wars da diyebiliriz. Yani şimdi en iyi listesine efendim bıraktığı etki göz önünde bulundurup Godfather'ı alacağım. Atıyorum 76. sıradan. Avengers'ı alacağım. işte ne bileyim 23. sıradan. Olmaz. Olur mu? Yani adını, en iyi diyorsan öyle olmaz. O adını zaman en iyi en etkileyen, en etkileyen en işte influencer ne denirse ona işte. Influencer. Influencing. Bir şey dersen o zaman olabilir ama yoksa olmaz bence. Olmaz diyorsun. <laughs> o zaman listeyi gömüyoruz yani. En popüler de diyebilirsin mesela o da başka bir şey. Popüler e, olabilir. En iyi demek Doğru. başka bir laf Doğru. oluyor. Doğru. Ne varmış ilk onda? Sinemada 5-6 gittiğim filmler var yani ama kalkıp da ne bileyim işte evet. aklı başımda bir şekilde başka filmler. Team America World Police. Team America World Police. Zama. Efendim Moonlight. Snedoche. New York. Doğru mu okudum? Hiçbir fikrim yok. Evet benim de fikrim olmadı. <laughs> e, şu an anlamış bulundayım. Hidden. In the mood for love. Under the skin. Boyhood. 12 Years a Slave ikinci sırada. Tamam şu anda bitti liste benim için mesela. Hani izlemediğim filmler için bir şey söylüyorum ama yani bitti yani. Şu anda bitti ya. İkinci sırada. Hemen bir şey arayacağım. Social Network 54. sırada varmış gene. Yani. Neyse ben mesela yok mu diye düşündüm. Ben kalkmam geldi. gerekiyor. Ee, sen <laughs> devam ettirebilir misin acaba programı <laughs> Guardian yok battı şu an bitti benim için. Evet neyse. Çok açık konuşuyorum. Lütfen açık. Konuş. birinci sırada olmasına bippiklenme. Yok ben de bik <laughs> Hani derim bir tercihtir. Aynı. Ama anlarım. İtirazım yani. yok. Anlarım ama. Ben yakın zamanda izledik, konuştuk biliyorsunuz gayet Aşkı çok çok keyif alarak izledim yani çok keyif olarak izledim. Fakat arkadaş şu 12 Years a Slave'in e olayını şu şeyin en güzel olayı alttaki Daniel Day-Lewis diyecektim. Olabilir. Sen de... Aslında evet öyle öyle şey yapabiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> şöyle paylaşalım o zaman görüntüyü yani. Şu şekilde paylaşırsak mantıklı olacak diye düşünüyorum. Şu 12 Years a Slave'in olayını şu gün oldu hala anlayamadım. E bu kadar abi. abartılmış bir şey olamaz ya. Olur ama yani abartılmış bir şey. Çok şey var abartılmış hayatta. O da onlardan biri Aynen diye düşünüyorum. Öyle. Hakikaten anlamış değilim ya. Olmuyor. Olduramıyorum. Ve kimse de karşı çıkamıyor abi. Argümana. 12 yıllık köle çok güzel Çünkü bir Steve McQueen çok seviliyor yönetmen olarak. Evet. Ayrıca mevzu tabii ki çok hassas bir konu. Hı hı. Bravo. En ufak bir duygulanım yaşayamadığımı Kesinlikle. hatırlıyorum bu filmde. Şeyde falan çok daha fazla duygulanım yaşadım. Hani ırksal şey açısından, çatışma açısından bakıldığında bu Otel Ruanda'da falan. Otel Ruanda? Hmm. Aklıma o geldi birden. Bayağı bir enteresan oldu yani. Değil Irksal bir şey çatışma yani. yani ırk değil. Orada şey vardı tabii yani. Irk değil Klanlar de öyle arası, bir şey vardı. Maşeti. Yok siyahi insanların <laughs> beyazlar tarafından sallanmaması açısından baktığın yani olaya. Olabilir olabilir. Ama çok normal düz bir filmdi o ayrı mesele de yani. Neyse, evet. yani işte. Teşekkür ediyorum evet. sağ olun. Bunu da burada dile getirmiş olmanın verdiği huzuru yaşıyorum şu anda aslında huzur falan yaşamıyorum. Şimdi çünkü chat veya YouTube'da yorumlar dolacak. 12 yıllık köleyi beğenmeyen de ne bileyim kendine işte sinema falan demesin. Doluşacak yine doluşacak gene ortalık. Doluşun arkadaş. Topunuz gelin. <gülüyor> <gülüyor> Let the games Groundhog Day. Bir devam Evet nesi geliyormuş devam oyunu geliyormuş devam oyunu hatta VR oyunu geliyormuş Grand Hog Day nedir öncelikle Gürkan yayından önce dedi ki Grand Hog Day ne ya kim biliyor ki burada dedi lütfen yorumlarda arkadaşı yalancı çıkarın utansın yüzü kızarsın kendisinin o kadar sevdiği bir iş için böyle konuşması hoşuma gitmedi çünkü Grand Hog Day şey film ne zaman 80'lerden falan herhalde 80'lerden elbette Bill Murray oynuyor. Evet. Çok da başarılıdır. Çok da eğlenceli eğlencelidir. İzlemeyen varsa izlesin. Çok eğlenceli bir komedi filmidir. Harika bir film. Komedi filmi falan olarak yorumlamak istemiyorum kesinlikle. kesinlikle. Ee, romantik tarafı var, komedi tarafı var. Var. Varoluşsal bir tarafı var. Evet. Çok güzel film ya. Evet, güzel. Vallahi film. çok güzel film. Çok Burada eğlenceli vazifemizi film. görelim hakikaten. Ben onu bir göstereyim siz arkadaşlar. IMDb sayfasını göstereyim. Bilmeyen varsa hemen otursun izlesin. 93'müş bu arada. 80'ler değilmiş. Oo. Enteresan oldu. Bayağı ilginç oldu. Buyurun şöyle göstereyim efendim. Harold Ramis'in yönetmiş olduğu bir film. Groundhog Day. Olayı da mevzusu da şu bunun. Adam neydi? Şey, Hava durumu hava sunucusu. Durumu sunucusu. Hı -hı. Diyorlar ki bak orada bir efendim şey var. Paxitone'de. Böyle bir e, festival falan tadında bir şey var. Git bize oraya. Sen şey yap. Röportaj yap işte halkla. Ha. O olayı izle falan. Böyle işte coverage ne o ha. haber yapıyor gibi git orada Aynen. işte hava durumu hava durumu işte orada mevsim değişimini mi e, müjdeliyor şey öyle bir şeydi galiba yanlış hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi. Herhalde. Hı -hı. Ee, gidiyor orada orada bir otelde kalıyorlar ekip olarak ve bizim abimiz de biraz şey bir abi biraz şey huysuz. bir abi. Huysuz bir abi elbette bilmiyordan beklenince üzere evet. biraz huysuz Normalde bir de abi. öyle bir adammış zaten. Kaptırmış kariyer falan giden bir abimiz. Sabah kalkıyor. Orada kalıyorlar o gece. O kasabada kalıyorlar. Hı hı. Sabah kalkıyor. Bir bakıyor. Dün yani. bayağı dün yaşıyor. Evet sürekli aynı günü yaşıyor. Ay felaket. Döngüde takılıp kalmış. Çıkamıyor. Bir türlü çıkamıyor. Ne yapıp ne yani çıkamıyor. Nasıl çıkacak falan işte. Öyle Film onu mevzu? Çok, çok, çok eğlenceli. Şey. Şimdi bunun devamı geliyormuş yani, ama oyun olarak. VR oyunu olarak geliyormuş. VR ee, oyunu olarak. Ve oyunun başrolünde Bill Murray'nin işte oradaki karakterinin oğlu oynuyormuş. Haydi. <laughs> aynı şekilde burada da benzer şeyler yapıyorsun. İşte burada gitar çalmayı öğreniyor, bilmem ne işte insanlara yardım ediyor falan filan. İşte bir şekilde çıkmanın yolunu arıyor. Yani yine e, aynı şeyi tekrar tekrar aynı günü yaşıyor. Kötü olmuş tabii ki. Mevzu olarak kötü olmuş ama hani devamı falan deyince Yani Olur mu canım babanın oğlunun da başına çok geldi saçma, bilmem çok, ne böyle tabii saçma sachi saçma bir, şey, sapan olur mu bir ya? şey yani. Olmamış. Ama neyse ee, oyun olarak enteresan belki olabilir. Belki oyun olarak eğlenceli olabilir. Bu arada ayın 17'sine çıkıyormuş ki. Bugün ayın 17'si mi? Bugün ayın e, sevgili Gülcüm. E, Seni aydınlatmak isterim. Bugün ayın 17'si. Evet bugün çıkıyor o zaman. söyledim ama şu, şu anda dahi unuttum yani. Evet e, böyle bir e, oyun olarak geri dönüyormuş kendisi. Öyle. E, Tekile Works yapıyormuş bu arada. Kim o? Rhyme'ı yapanlar. Hmm. Güzelmiş. Peki. Olur. Ne Olur. Hı -hı. Devam bu arada... olmayacak bir şey ben yıllarca bu Kesinlikle devamı olsaydı demiştim film olarak Ya hissiyat olarak insan devam etsin istiyor mu olmaz yani nasıl devam ettireceksin ne, ne? Yani... olmaz <laughs> ki bir daha mı olacak aynı şey evet. çok saçma yani o olacak bir kere olunca işte. güzel olan bir şey sonuçta <laughs> tam ninesi tam nine söylemi oldu bu ya o bir kere olunca güzel o her söylediğim şeye nine, efendim çok yaşlandın, senden geçti artık bilmem ne demesini arkadaşlar. Acaba e, gençlere doğru kendisine Hayır, bir sulara açıldığını... söylemlerinin artık miyim nine dersiniz? söylemleri olduğu ile ilgili olabilir mi acaba bu? Böyle yani gençler ister ki daha fazla olsun. Enerji, efendim hareket, aksiyon daha fazla olsun. Devam olursa şöyle mi olur, böyle mi olur diye düşünmez. Yani bir gece parti mi verdin Gülçüm ikinci gecede parti olsun istersin. Dördüncü gecede parti olsun istersin. Haftayı partiyle kapatmak da istersin. Pes turnuvası mı yapıyorsunuz arkadaşlar? Üçüncü günün sonunda hadi abi artık dağılalım. Bizi kötü etkiliyor bu pes turnuvası. İşimiz gücümüz var demezsin. Ama 20 gün daha etkiliyor. pes turnuvası yapmak istersin 18-20 yaşlarındayken. Ama 40'larından sonra dersin ki aynen senin dediğin gibi az önce bir kere olunca güzel iki kere olunca güzel. Bütün yıl boyunca pes turnuvası yapsan keyif alabilir misin dersin. İşte biz buna nine, dede veya popüler kültürde dede bey söyleyelim diyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, dilersen bir diğer haberimize geçebilirim. Ee, buyurun. Keanu Reeves e, Cyberpunk 2077'de bir romans Efendim seçeneği oluşturmayacakmış. O zaman az evvelki söylemle şöyle bir cevap vermem gerekiyor. Ben Keanu Reeves'le sevişmek istiyordum oyunda ya. Evet. Evet. Bu... Kesinlikle bu. Böyle yaklaşman gerekiyor olaya. Olsun abi niye olmuyor olmasın ya? Yani şöyle yaklaşmam ya? gerekiyor aslında olan tepkim. Abi olmayacak belli zaten daha neler Pardon, saçmalamayın. Pardon çok özür dilerim bir dakika bir saniye bir saniye. Örnek verdim. <laughs> Az önce bir cümle kuruldu yayında ben onu e, alabilir miyim e, bir kez daha? Bir cümle kuruldu. O örnekti. Bir kez daha alabilir miyim? Az o evvel söylediklerimin tamamı dinlenmiş olsaydı aslında söylediğimiz şöyle oldu. <laughs> Sayın Hakan bağlam içerisinde değerlendirmek <laughs> lazım. Bağlam içerisinde. <laughs> Olayı yeni anladı <laughs> Dede bey oğlum abi, şey oldu artık işte. 20 saniye sonra düşüyor yani. Keanu Reeves bir romance option. E, romance olmayacakmış. 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 Yani onu ne bayağı senaryoya <laughs> bağlamışlar. Bir NPC olarak değil Aynen de. Öyle. Yani e, Keanu anlaşma öyle yapmışlar zaten. Tamam oynarım. Yani, oynarım ne sevişmem. olacak? Sorun değil ama sevişmem. C e, soyunmam. Soyunmam. Kimse bana dokunmasın. Soyunmuştur değil ben sana diyeyim. Ha? Soyunmuştur. O motion capture Doğru, onun falan olabilir. var ya e, onu giymek için soyunmuş olabilir. Niye? Belki kostümle motion mo cap yapmışlardır. <laughs> ya, oyundaki kostümüyle. Nasıl ya? Abi oyundaki kostümle mocap nasıl yapacaksın? Üstünde ceket var bilmem ne sallanıyor. Noktalar uçuşuyor falan havada. Olur mu öyle şey? Soyunmuştur. O mocap kıyafetini giymiştir. Belki de vücudu kendisinin değildir. Sadece kafasını yapmışlar. Olabilir. Ona bir itirazım yok. Bu arada şu kelimeyi kullanacaktık. Şimdi gözüm oraya çarptı. <laughs> tamam ben şey içinde kullanırım tamam. yani. Hakikaten çok enteresan. Yalnız onu burada ifade etmek istiyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Hı. Kelimeyi kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum ama. Yani burada böyle işte e, milyonlara böyle bir program yapıyoruz işte konuşuyoruz. Milyonlar içerisinde Elbette. milyonların izlediği bir programda sen diyebiliyorsun ki Keanu Reeves ile ben sevişmek istiyorum diyorsun. İstiyorum demedim istiyordum ya dedim. Ee, istiyordum ya. Yani olmadığı için istiyordum ya. O seçenek kalktıktan sonra istiyordum ya diyorsun. Seçenek kalkmamış olsa istiyor halde olurdun ki yani. Burada ben bir karakterizasyon yaptım. Teşekkür ederim. Bağlam bir karakterizasyon yani. Neyse benim diyeceğim var, şey ama. şu yani. Burada hakikaten en böyle efendim ne diyelim mahrem e, şeyimizi, taraflarımızı, sırrımızı falan sizlerle paylaşıyoruz. Halbuki o kadar da griz insanlarız yani. İşte Hayat enteresan. Doğru kullandım mı diye düşündüm de. Ee, evet. Yani risolmuyor. olmayacak. evet ben dede bey deyip <laughs> e, hani sözlük aralarından çıkmış bir kelime kullandın <laughs> ya. Küfür dedi değil mi ortarak yani ortalık. Küfür küfür oldu yani. Naftalin kokuyor ortalık. Ne dedin? <laughs> <laughs> bir saniye arkadaşlar. Haberi sundurmuyorsunuz bana ya. Eee Evet demişler ki oyuncular kendilerini nasıl göstermek nasıl efendim. O şey işte ya. sunsunlar demişler. İşte Bu cinsiyet minisiyet muhabbeti işte. Witcher'de, Onun üzerine bir muhabbet var. Witcher'da Geralt'la sadece ha hanımlarla birlikte olabiliyoruz ya. Evet. Öyle Burada işte bir yani istediğin gibi takıl yani. Burada ana karakter şey tabii e, sen yaratabiliyorsun. O açıdan öyle e, ama Keanu Reeves'le birlikte olamıyoruz. Neydi Johnny e, Silver neydi? Hand. Silver Hand. O da şey gibi yani e, bir İbrahim Tatlıses örneği daha. Ne ilgisi var abi? Gitarist, ha, gitarist ya. Gitarist oradan. Evet tamam okey. Gerçekten enteresan mantıklı olmuş diye düşünüyorum. Bu şeyleri ne düşünüyorsunuz acaba? Onu da bir merak ettim. Yorumlarda da yazsanız arkadaşlar. Chatte de yazabilirsiniz. Youtube yorumlarında da yazabilirsiniz. Bu Watch Dogs Legion'da gelecek ya şimdi. Evet. Biz rol yapma oyunlarında şeyi seviyoruz. Rol yapma oyunlarında ana karakteri ben yaratayım. İşte yüzünü burnunu gözünü falan ben belirleyeyim. Sonra bir sahipleneyim o karakteri Hı. falan seviyoruz. Şimdi Watch Dogs Legion'da böyle bir şey yok. Ama Watch Dogs Legion'da ne var? İşte ortalıktan beğendiğin karakteri alıp onunla, onunla oynayabiliyorsun. oynayabiliyorsun. Kendine ekip yapabilirsiniz. 3-5 tane seçersin ha. Bunlar hoşuma gitti karakter olarak. Ben bunlarla oynayayım diye falan. Bu tarafı güzel ama şöyle bir tartışma da var acaba. Bu tartışmaya kesinlikle girmeyeceğim ama fikrinizi öğrenmek istiyorum sadece o kadar. Ee, ana karakter olmayınca oyunla özdeşlik kuramayız yeterince. Ee, oyunla duygusal bağ bağı oluşturamayız. Oyun kaynar gider diyenler de var. Watch Dogs için. Evet. Hmm. Bilmiyorum. Mesela trailerlardan sonra, sonra öyle muhabbetler dönmüş. E, o zaman şöyle desek. Geç. Umursamadım. Mesela bir Marcus kadar umursamadım oyunu. Watch hmm. Dogs 2'deki Marcus vardı. Watch Dogs 2 gibi umursamayacağımı e, görüyorum. Üçüncü oyunu hmm. diyor insanlar. Peki GTA 5'e ne diyeceğiz? Yani üç tane karakter oynuyoruz ya orada da. Hani tamam gene bir başrol var ama üç kişi var yani. Bir kişiye indirgenmiş bir durum yok. Ama yazılmış özel yazılmış şeyler onlar ya baya. Şimdi sen, bunu... Burada... sen açık dünya şey olarak diyorsun anladım tamam. Yani özel yazılmış 3 okay, okay. karakterli bir hikaye var. üç tane lead yani 3 başrolü olan bir oyun. Hı -hı. Sen diyebilirsin ki ben efendim işte ne o? Trevor'la çok özdeşlik kurdum ya da işte Franklin'le. Der mi biri öyle acaba? Olabilir, denebilir yani. <laughs> Kanadalıyım, Trevor'la özdeşlik kurdum yani. Kanadalılar çünkü hepsi aynı yani. Kanadalı olduğun zaman Trevor Phillips oluyorsun. Trevor Kanadalı mı oyunda da? <laughs> Sanmıyorum Trevor'ın Kanadalı olduğunu. Bunu bilmiyor musun? Hayır, yani oynayan oyuncunun 27 kere GTA bitirdik ya. Trevor Phillips'in Kanadalı olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Nasıl Ciddi kanadalı o sen? ya? Öyle kanadalı olmaz ki. Adam niye köpürüyor? Oldun? Kafayı yiyor. Kanadalı diyorlar bunu ayr ayrıştırıyorlar falan. Ondan kafayı Ay yiyor Evet, yiyor, doğru çındırıyor. öyle muhabbetler vardı da yani kanadalılar kibar insanlar olur. <laughs> Bilmiyorum artık öyle işte. Neyse. Ee, öyle öyle bir sorayım dedim. Sordum, sorumda sordum. Şey ee, burada önemli soruyu Cyber Russell sormuşlar. Yani Nedir? Şimdi biz istediğimiz karakterin içine girdiğimizde bilincimiz. İstediğimiz de bizim... karakterin içine girmek. İfade ifadede sıkıntı olabilir ama e, bağlam içerisinde evet, algılamak istiyorum. Evet. Girdiğimizde, bilincimiz de bizimle beraber giriyor mu? <laughs> Delikanlı neden bunu yayın sonrasında? <laughs> Ee, Game of Thrones'un ikinci prequel'ı yapılıyormuş HBO'da. Yani Game of Thrones'da izlediklerimizin öncesini anlatan ikinci bir diziyle karşı karşıya kalmamız an meselesiymiş. An meselesi. Bu sefer zaten biliyorsunuz muhabbet dönüyordu. Hatta baştan dediler ki beş tane yapacağız. Bir tane yetmez. Falan dediler. Burada an meselesi ifadesinin ciddi şekilde eski kitap kokan, 1960'larda basılmış, ciltlenmiş özellikle TV mecmuası şu ifadeli. geldi buradan, evet, öyle bir dergide yer alabileceğini düşündüm. Ne alakası var an meselesi kullanılıyor. Kullanım. mu şu anda hala kullanılıyor, mu, mu? an meselesi? Ya, ne var ya an meselesi ne? Doğru merdum giriş insanlar bile kullanabilir yani an <laughs> meselesi. <laughs> Çok olmadı. İfadesini. Evet olmadı. Bir kez daha kelimeyi dillendireyim de ne olduğu araştırılsın Bir kelime diye. öğrendim. Babamın merdüm girizi var. <laughs> Ne diyordum ya ha 5 tane yapacağız diyorlardı Game evet. of Thrones. Ondan sonra bir tanesi bayağı prodüksiyona başladı Naomi Watts. What? Naomi Watts. Naomi Watts oynuyor. Na Naomi Watts oynuyor hatta. Tam Watts da olmayabilir. Doğru söylüyorsun aslında. Avustralyalı değil mi çünkü? Nasıl söylenir? Hiç fikrim yok. Naomi Watts. Watts. What? 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 Naomi. Neo. Abi nasıl okunuyor bilmiyorum ya. <laughs> Ben seni aydınlatmak istiyorum. Wolverine diyor ki biz geçenler gençenlerde demiyordu, biz gençler de kullanıyoruz Gürkan abi gençlikten bu kadar kopuk olmayız efendim diyor. Doğru mi? bu nedir ya? Hakikaten e, halkla e, artık halkın arasına karışmam Hulk. lazım. Halkın arasına karışmam lazım. Abi halkın arasına karışmam lazım deyince bir tane Türkan Şoray filminde vardı. Hangi filmde hatırlamıyorum şu anda. Adam kadını dışarıya çıkarıyor işte. ve e, buluşuyorlar yani dışarıda. Adam diyor ki şeye gidiyorlar. Bir kim? muhallebiciye gidiyorlar. Kim? Oyun erkek oyuncu kimdi hatırlamıyorum. Ondan sonra şey diyor muhallebici de. Arada bir böyle halkın içinde karışmak, sosyetenin içinde karışmak da güzel oluyor diyor <laughs> Doğru kullanmış abi. Size Ye. Yeah. Doğru. Bir saniye arkadaşlar. Faydasız demiş ki halk hiç sevmem. Şşt. Ben kontum. Naomi Watts. Naomi. Naomi. Watts. Naomi Watts. Okay. Yani Watts değil, Watts değil, Watts what. değil. Bak, what, Watts. Tamam, teşekkür ederim. Bugün de Watts. Bilgilendik. Sağ ol Gürkancığım sayende. Rica, rica ederim Rica Buyurun sizi dinliyorum. <laughs> o oynuyor işte o kadın Azavar adını telaffuz ettiğimiz. <laughs> ee? Ee, şimdi de bir tane Targaryen'leri anlatan bu bildiğimiz Game of Thrones'un 300 yıl önce geçen hatta bu arkadaşın yeni yazdığı bir kitap vardı geçen sene Fire and neydi Blood mı ne i̇şte orada da Targaryen'den anlatıyordu o kitap bu baz alan bir tane şey yapıyorlarmış bitmeyecek bu olay Gürkan'cığım öyle üfleyip püfleme Berkay'dan güzel bir eleştiri geldi okuyan Amerikan ama olmaz dedi doğru evet nereden biliyoruz Amerikan olduğunu bayağı baya Amerikan aksanıydı ya Naomi Watts belki Avustralya'dan gelmiş uzun yıllardır Amerika'da yaşayan birisidir e, haberi detaylandıracak mısın? Bu kadar mı yoksa? Bildiklerimiz bu kadar mı? E, şeyinde senaryosunda George R. R. Martin'in kendisi de yer alacak. bu kez. Direkt olarak. Böyle bir çalışmamızda mevcut. Teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Abi ilgisini çeken var mı ya? Targaryen izleyeyim ben falan. Ola <laughs> gene aynı yere gelmedik mi? Klasik. Kitapları okumayan biri olduğunu düşün. Olayın nasıl bittiğini düşün. Bir nevi olay. Yani olayın nasıl bittiği de Evet. Burak Bayır'ın ilgisini çekiyormuş Gürkan. Ee, şimdi bir şey soracağım. Sor. Eee Targaryen kim var şimdi? Jon. Yani spoiler olmadan o bu. Spoiler daha no nasıl olmasın ya? Yani? Aman olsun ne yapayım ya? <laughs> ee, evet. Yani e, benim benim söylediğim şey dillendirilebilir o zaman yani. Olayın nasıl bittiğini biliyorum abi. Niye öncesini izlemek isteyeyim? Olamaz mı? Olabilir. bunu diyen de çıkabilir. <laughs> Voulrini diyor ki biz Türk televizyonlarında targaryenleri izlemiştik aslında. Bakınız aşkı memnun. Para desem var, en ses desem var. <laughs> Başka bir şey bu bunu bakayım onu dinleyelim. Hocam konuşacak mı? Naomi Watts. Naomi Watts bu Japonya. Bu Japon olsa gerek ee, daha fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Ay, ee, dım dım dım. Evet güzel. E, o, olabilir. Olabilir. Belki başka bir, bir tonda olacaktır. Yani e, illa Game of Thrones tonunda olacağını da düşünmüyorum ben bu ödülü. Tabii canım, elbette öyle. Farklı, bir, Farklı şey bir şey yapabilirler. Aynen, öyle olabilir. Yani mockumentary olabilir. Ee, sitcom tarzı şey de olabilir. <laughs> Korku filmi oldu. olabilir. Korku dizisi olabilir. Olabilir. Yani değişik formatlar denenebilir olabilir. diye düşünüyorum. Son haber. Buyurun son haber. Sona biri. Siz paylaşırsınız. Elbette paylaşırım. Sen ilgini çekeceğini düşündüm. Fakat benimle dalga geçsin bir haber Hiç oldu. Bu öncelikle yani. benim için büyük haber bu oldu. Michael Keaton'un Batman kıyafeti, Jack Nicholson'un Joker kostümü ve daha bir sürü Batman'le ilgili kıyafet vs. E, satışa çıkıyormuş. Şeyde bir e, ne diyoruz onu biz? Açık, artırma. Açık artırmada. E, 30 Eylül'de ile 1 Ekim arasında ilgilenirseniz buyurun. Şöyle kostümleri birazdan gösteririz. Fiyatlardan bahsedeyim birazcık. Adam West'in Batman'i bu eski dizi 1960'lardaki dizideki e, Batarang imzalı Batarang'ın fiyatının 49 bin ila 74 bin dolar arasında gitmesi bekleniyormuş. Hmm. Murat Turgutay'dan bu arada sorunu aldım cevaplayacağım. <laughs> Bugün devam edelim. Okey. Yani şuradan fotoğraflara bakalım ya boşver fiyatlarını. Şey değil miyiz şu an ekranda mıyız? Evet ekrandayız. Şöyle bir e, Michael Keaton'un Batman kostümü var. Biraz paralanmış bir kostüm tabii. Hatta öyle bir not düşmüşler. Ya tamam da filmde de 3 aşağı 5 yukarı böyle gözüküyordu ya. Kemer güzel bak onu kullanabilirsin günlük şeylerde. <laughs> Mesela düşün Arda Turan gibi giyiniyorsun abi. Kısa böyle paça, hasarlı. paça falan böyle şey. Bileküstü üstü, paça, pantolon. Pan, şey, şeyli Çorapsız e, ayakkabılar. şey Ayakkabılar böyle üstünde iki tane püskürt ayakkabı. Ondan sonra cuman. Ceket, meket. Az önceki gibi gelebilir misin? Tabii kemere Kem gelebilirim. Kemer olarak e, şunu Belindeki kullanıyoruz kemer yani. kemer alayım dur. Kemer olarak bunu kullanıyoruz. Bence şık. Arda tron düşün yani. Telefonu falan ha, şeye şuraya takmış. Şuraya asıyorsun değil mi? <laughs> Şuralara falan böyle. Güzel. Telefonu falan oraya takmış. Aşırat. Anahtar işte arabanın anahtarı falan öbür tarafta. Şıngır şıngır dolaşıyor. Dolaşıyor. Bence yakışırdı. E, güzelmiş. Ya neden ilgimi çekmedi? Param yok çünkü. 75 bin dolar diyorsun. Not falan vardı. Onu göstereceğim de. Ne vardı? Tekrar not. Şöyle. Oo. Neymiş ne Ya zarar var birazcık falan diyor. İşte şey giilmekten dolayı falan diye böyle. işte iki taraftaki e, şeylerin fermuarların bakıma ihtiyacı var falan. Hocam, diye not olur ama bütün olayı bitirmişsiniz ya. Batman kostümü giyilmekten dolayı yı yıpranır, aşınır mı ya? Çok doğru bir noktaya parmak bastın yalnız şu anda. Olur mu abi sen aklın mantığını alıyor mu böyle bir şeyi? Batman'i göremiyoruz abi millet geberiyor sokakta işte suç dalgası ha, yayılıyor kostüm falan. Kostüm yaptırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Yıprandı biraz. Terzideyim şu açıldı, an. Açıldı şey, için rengi açıldı. Yıkadıkça <laughs> çekti. çekti falan yani. Nasıl böyle bir şey olmuş? olur mu ya? Saçmalık. Yemin ediyorum saçmalık. Aa bak Murat Turgut Erdem diyor ki Batman. Bu arada bu olayın şeyi de o 80. yıl dönümü neymiş Batman'in galiba. Ee, Batman günü etkinlikleri başlamış. Üsküdar'daki evet. AVM'de etkinlikler başlamış. Replikalar, posterler sergileniyor. Görmenizi tavsiye ederim demiş Murat Turgut Erdem. Çok güzel. Ben YouTube'da belgesellerini falan da izliyorum. Şimdi Batman işte öyle oldu böyle oldu işte. 50'ler 60'lar krizi şöyle geçirdi böyle oldu falan falan diye. Güzel yani. Şurada Joker'ın kıyafeti. Evet şeyinki. Jack Nicholson'ın kıyafeti. Değil mi? Hı hı. Şöyle bir şeyimiz. Çok güzel mor. Çiçek falan. Püskürtsün bir şeyler. <laughs> evet. Yani ben diyorum işte Joker filmine şöyle bir cosplay ile gitsem diyorum. diyorum. Sırtı yırtık mı onu? Galiba. Böyle bir cosplay ile gitsem. Böyle bir kıyafet nereden bulacaksın? Hani alttakini bulursun pantolonu bayağı pijama gibi öyle ona benzer pijama bulursun uzun ceket nereden bulursun onu bilemedim. Evet zor. Diktir. En azından renk olarak böyle bir seçki yapılamaz mı? O ya? Olabilir. Mor tişört falan giyebilirsin yeşil böyle bir mor. Mor tişört, yeşil pantolon falan olabilir. Kesinlikle olabilir. Başka var mı? Görünüm var. Şey, bir şeyler ne var? O Riddler var. Riddler var. Bir, 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 Two Face şapkası var ki o güzel bir şapka. Şeydeki filmde iğrenç tabii de. Batman Forever Riddler kostümü. Olur, olabilir. Bunlar bayağı filmde kullanılmış, filmde kullanılmış kostümler, kostümler, mi? kostümler aynen. Bu şeymiş. He, <laughs> Heath ee, vardı bir tane ateş ediyordu şeyden bırak roket ama, atar bırak gibi ama. bir şey. O mu yok Aha. hayır. O değil mi? Ha şey bu. Dürbünün ne Dür... bileyim ya. Hmm, şey indirdi bu galiba. Tır indirdi mi? Yok yok şey ee, ama onda o at kendisi atmıyor. Tırın içindeydi zaten o sırada yani. Halat atıyorlardı, helikopteri indiriyorlardı falan ya. Aman yok tır yok bu, diyorum abi, ya. tamam abi tamam. Şey attı işte dürbün, ya. Dürbün dedim tamam. Genel genel çıkınca şey yaptık. Sloter işte. RPG. Güzel iyimiş. Yalnız bunu alıp eve koyduğunu düşünsene. Second Amendment <laughs> hakkım var falan. Hakkım var silah. Kullanılmış mı peki bu? Kullanılmış sanıyorum bunların Ateşlenmiş hepsi. Ateşlenmiş işte. bu, yani bayağı. Adam West'in şey işte Batara'nın imzalı. Esas bu abi yani. Nere nere Fiyatı nere uygundur, nere uygundur nere diye nere düşünüyorum. Nere en azından öyle tahmin bin ediyorum. Ya Zavay? Kaç? 49.000 ila 75000'e gitmesi Aş bekleniyormuş. O. Bu sevgili Müşer Pfeiffer'ın. Peki bir şey soracağım İçindekiyle mi geliyor? Yani Michelle Pfeiffer'ı şey yapabiliyor muyuz Yok yoksa? Şu kafayı verirler en fazla sanmıyorum <laughs> Michelle Pfeiffer <laughs> verdiklerini. Diyorsun, diyorsun yani evet doğru. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. Bah, ismi falan yazıyor. Trish Peters bu şey falan mı acaba? Ne o dub dublör ha, belki stand de, double belki falan de Baksana şimdi bak ayrıntıya bak. Devam et. İçin, e içini çek. E, içini fotoğrafını çekmişler. Birazdan da gelecek. İçinde bile iki taraflı yani. Adam çıkarır gösterir gösterir tabii canım detaya dikkat edecekler Güzel, Güzel Murat Turgut Erdem'in sorusuyla gelmek Buyurun. istiyorum Madem sonunu bildiğiniz şeyin öncesini merak et, et, etmiyorsunuz mantıksız geliyor ya da size Neden Star Wars'un öncüllerini izlediniz demiş Ben öyle bir cümle kurmadım dolayısıyla sorunun muhatap olduğumu düşünmüyorum ben... Gürkan'a sorun Cevap vereceğim zaten sen niye muhatap olmak ben istedin cevap ki cevap vereyim dedim Merdüm griz bir insansın zaten. Bulaşmazsın bu tip şeylere biliyorum. Ben cevap veririm. Ee... <laughs> Abi ciddi cevap mı vereceğim? Episod işte ne o 6 çıkmış falan mis gibi bitmiş seri. Herkes de Star Wars manyaklığı var. Öncesinde ne oldu? Anakin nasıl Anakin oldu diye merak edersin tabi yani. Orada başka bir durum var bence. Çünkü yüksek bir noktada bitti episod 6. Ama seri da... olarak yüksek bitti okay, yani. Okey ama burada da başka bir hikaye anlatılıyor Game of tamam, Thrones Tamam ben olacak. ya ben onu öyle söyledim şey olarak yani düşük bitti ya Game of Thrones. İnsanlarda o heyecanı uyandırmayabilir prequel'lar anlamında söylüyorum. A, tabi olabilir. Yoksa olmuş. Targaryen nasıldı? Öyleydi, böyleydi. Tabi, Merak tabi, edersin aynen. edebilirsin yani Elbette. onunla ilgili bir sıkıntım yok. Ama heyecan seviyesi yüksekte bitmedi ondan bahsediyorum. Doğru orası öyle. Pek ederim. bitmedi Kendimi açıklayabildiğimi umut ediyorum sevgili Murat. Noktalayalım mı? Olur. Ko koyu muhabbeti bugünlük. Gençler Twitch.tv slash Pixopat'ta canlı olarak yaptık. Kopku'yu muhabbeti haberleri sunduk. Sizlere eğlence gündemi üzerine konuştuk. E, canlı olarak izlemek isterseniz Twitch'e gelebilirsiniz. E, yayınların bu programların öncesinde ve sonrasında muhabbetler yapıyoruz. Onları da orada canlı olarak izleyebilirsiniz. E, programları da youtube.com slash Pixopat'ta veya e, izleyebilirsiniz. Veya Spotify veya iTunes'da podcast olarak da dinleyebilirsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum kendi adıma. Gülcüm öpüyorum seni. Ve hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Görüşürüz.